geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. ...28. Uluslararası Seramik Banyo ve Mutfak Fuarı Gülüsera'dan yaptığımız yayın devam ediyor. Şimdi BN Seramik Satış Grup Başkanı Metin Savcı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Metin Bey, fuar nasıl? İlk izlenimleriniz neler? Şimdi bu fuarlar bizim düğün hazırlığımız. Tabii görücüye çıkartıyorsunuz ürünlerinizi. Görücüye çıkartıyoruz ürünlerimizi. Bu sene de 2016 kreasyonları ilk defa bu fuar vasıtasıyla hem bayilerimize, hem sektör profesyonellerine, hem de nihai tüketicilere tanıtıyoruz. 43 tane yeni serimiz var bu fuarda, bu sene ilk defa sergilediğimiz. Bunların 15 tanesi koleksiyon ürünü dediğimiz banyo ve serbest alanlara yönelik ürünler. Diğerleri de hem banyo için hem de outdoor dediğimiz porselen, teknik porselen, bu tür ürünlerimiz var. Toplam ebat ve renk bazında baktığınız zaman 250'ye yakın çeşidimizi bu fuarda sergiliyoruz. Tabii fuarlarda en çok görme istediğimiz şey, yurt dışından alıcıların gelip o sizin görücüye evet. çıkardığınız yeni ürünleri böyle görmesi ve inşallah alıp gitmesi ve ülkeye de katma değer olarak bunun gelmesi. Tabii. Doğru. Burada böyle bir izlenim edindiniz mi ilk günden, tabii, ikinci günden? Gülüsera Fuarı artık uluslararası nitelik kazandı. Tabii, yani kendini düştüğünü, tabii kendi düştüğünü ispat etti. BN olarak da bilhassa fuarın ilk 3 günü bizim yoğunlukla yabancı müşterilerimizi ağırladığımız bir gün oluyor. Bugün dahil yarın öbürsü gün yabancı müşterilerimizi ağırlıyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinden, işte Amerika'sından, İsrail'inden, Avrupa'sından her yerden müşterilerimiz var. Genelde de 2016 bağlantıları hem yeni ürünlerle ilgili hem mevcut ürünlerle ilgili bu fuar vesilesiyle yapıyoruz. Şimdi tabii Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şey moral ve motivasyon. Bu fuarlar onun için çok önemli. Türkiye'nin dünyaya açılan kapıları diye bakmak lazım. Doğru. Peki BN olarak siz dünyaya bugün yeni ürünlerle çıkıyorsunuz. Nerede üretim yapıyorsunuz? Nerelere satıyorsunuz? Biraz da ondan bahsetseniz. Tabii. Şimdi BN olarak Bilecik ve Bozüyük'te iki tane fabrikamız var. 25 milyon metrekareyi aşkında üretimimiz var. Daha çok teknik porselen dediğimiz porselenlere geçmiş 2 sene içerisinde önemli yatırımlar yaptık. Yaklaşık 150 milyon liralık bir yatırımla tamamen sıfırdan Bozüyük'te yeni bir fabrika kurduk. Bu fabrika sayesinde Avrupa pazarımız, Amerika pazarımız, Kanada pazarımız gelişti. BN olarak bir özelliğimiz, ilkleri yapmayı da seven bir firmayız. Duvar seramiklerinde ilk dijital teknolojiyi kullanan firma biziz. Geçen senede 20 milimetre kalınlığında teknik porselen üreten firma yine biz olduk. Bunu da ağırlıkla Avrupa ülkelerine satıyoruz. Çok güzel. Üretimimizin yaklaşık %70-75'i yurt dışına satılıyor bu 2 santimlik ürünlerde. %25-30 civarı da iç pazara satılıyor. Bunun dışında bu fuar vesilesiyle seramik sağlık gereçleri üretimimiz de var seramiğin dışında. Onda da yeni ürünler sergiliyoruz. Kanalsız dediğimiz yeni bir yıkama, kolay, easy clean dediğimiz sistemler var. O sistemleri de bu fuar vesilesiyle müşterilerimize tanıtıyoruz. Aslında böyle keyifli de bir yorgunluk var değil mi baktığınızda? Oluyor tabii ki. Yani, ama bunun karşılığını almak insanın bütün yorgunluğunu unutturuyor. Peki efendim, yani şu Avrupa'ya seramik satma hikayesi çok önemli. Çünkü İspanya var, İtalya var. Tabii. Bunların arkasından bir Türkiye geliyor. Ve TRC bir anlamda tereseter hale geldi Türkiye. Avrupa'ya mal satmak aslında sizin teknolojiye yaptığınız yatırımların da bir göstergesi denebilir mi? Tabii. Hem teknolojiye tasarım. Yapılan, tabii ki. Hem teknolojiye yapılan yatırım hem de Ar-Ge ve tasarıma yapılan yatırımların karşılığı bu. Bizim oldukça güçlü bir tasarım ekibimiz var. Birçok ödüller de aldık tasarım ekibimiz sayesinde. Elle Dekor var, A Design var. Avrupa'nın birçok ülkelerinden, İtalya Como'da ödüller aldık. Şimdi bu yatırımları geliştirmeyi de düşünüyoruz her sene. Ar-Ge ve tasarıma yapılan yatırımları. Ama Türkiye'nin bir eksiği, marka olamıyoruz yurt dışında maalesef. Evet, bu çok önemli. Marka olamadık. Onun için de değerinde satamıyoruz ürünlerimizi. Benim görüşüm o önemli. Onun için bu markaya yatırım da uzun vadeli bir süreç.
uzun vadeli bir süreç. Tanıtıma ağırlık vermek lazım, sabretmek lazım. İstikrar çok önemli, istikrarlı olmak lazım. İnşallah ben ülkemizde tasarım firmalarının da oluşmasını arzu ediyorum. Bunu gerçekleştirirsek o zaman İtalyanlardan ve İspanyollardan bir farkımız kalmayacak. Çok daha rahat rekabet edebileceğiz onlarla. Peki efendim, enerji burada aslında üretim maliyetinizi artıran en önemli faktörlerden bir tanesi. Evet. Türkiye maalesef enerjiyi pahalı kullanıyor. Özellikle sizin sektörünüz. Evet. Üstelik ithalata bağımlı olmadan üretim yapan bir sektörsünüz. Evet. Şimdi enerji maliyetleri bizim maliyetlerimiz içerisinde önemli pay alıyor. %30'ların üzerinde. Çok ciddi bir rakam. %30'ların üzerinde bir payı var. Burada istikrar da önemli. Yani yurt dışı ile iş yapıyorsanız fiyatlarınızı dolar veya euro bazında yıllık vermek zorundasınız. Yıllık bağlamak zorundasınız ama enerji maliyetlerinde böyle çok önemli artışlar meydana gelirse sıkıntılar oluyordu. Yalnız 2 senedir böyle bir sıkıntı yok. Biliyorsunuz dünyada petrol fiyatlarının ve gaz fiyatlarının biraz gerilemesiyle en azından artış olmuyor. Peki, şu anda. Türkiye'deki sektörü nasıl görüyorsunuz bu anlamda? Sektördeki gelişmeleri, değişimleri, sektör kendini dünya pazarlarına nasıl hazırlıyor? Şimdi şöyle, yani 30'a yakın oyuncu var seramik sektöründe. Bunların içerisinde bu iş biraz işletme sermayesi gerektiren bir iş. Yoğun vade var. Yani fabrikanın kurulma bedelinden çok işletme sermayesi ihtiyacı duyuran bir şirket. Onun için yeterli işletme sermayesini ayıramıyorsanız bu şirkete satışlarda da zikzaklar çizmek zorunda kalınıyor. Evet. Maalesef bu 30 firma arasında bu tür uygulamaları yapan arkadaşlarımız da oluyor. Bunları minimuma indirebilirsek sektör daha homojen bir şekilde gelişecek. Bugün yaklaşık Türkiye'de 200 milyon metrekareye yakın bir tüketim var. Ama 500 milyonun üzerinde de 500 milyonlara yaklaşan bir kapasite var. Bunun 80-90 milyonunu da yurt dışına satıyoruz. Hala gideceğimiz çok yol var. Onun için birlikte işte markaya, tasarıma yatırım yaparak sektörü geliştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Aslında bu işi biraz daha sistemli bir şekilde yapmaktan bahsediyorsunuz. Yani evet, kuralların o an koyulduğu değil, kuralların başta koyulduğu bir şekilde üretim ve yatırım yapmaktan bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Bu anlamda haksız rekabet de var çünkü sektörde. Maalesef bu tür haksız rekabet, yani tasarım taklit olayları da var. Çünkü tescil olayları çok etkin işlemiyor. Yani Türkiye'mizde yargıyla bir neticeye varmak mümkün değil. Tescilli ürününüzü taklit eden insanlar çıkabiliyor ama ona bir yaptırım uygulatma imkanınız yok maalesef. Maalesef. Dünyada belli standartlarda üretiliyor ama dünyada böyle şeyler yok. Yok maalesef yok ama bizde bunu önleme imkanı olamadı. Benim bir 40 senem var bu sektörün içerisinde. 40 senedir biz başaramadık. Peki efendim, aslında satış grup başkanısınız. Evet. Tabii piyasaları çok yakından nabzını tutuyorsunuz, evet, ve onları takip ediyorsunuz. Öncelikle Bien Ceramic'in nasıl bir satış organizasyonu var? Şimdi şöyle söyleyeyim. Satış grubu başkanlığında bir yurt içi ve bir yurt dışı satış gruplarımız var. Yurt içinde bayilik sistemiyle ürün satıyoruz. Yaklaşık showroomlu Bien Münasır dediğimiz 130 civarında bayimiz var. Ama bu bayilerimize bağlı da 3000'in üzerinde de tali satıcı dediğimiz satış kanallarımız var. Yurt içinde satış dağıtımımızı böyle yapıyoruz, böyle sağlıyoruz. Yurt dışında da birçok yerde, Avrupa'nın her yerinde direkt acentalarımız var, müşterilerimiz var. Onların da yaklaşık 66 ülkeye civarında mal satıyoruz. Onların da 150-200 civarında da doğrudan bizle ilişkide olan müşterimiz var. Peki yurt dışı pazarlarda bizi üstün kılan nedir? Hani Türk iş adamının, sanayicisinin biraz daha cesur olması, atak olması. Mesela Uzak Doğu firmaları Afrika pazarına giremiyor bugün. Evet. Dünya piyasalarında ve kendilerini Türk partner alıyorlar. Nedense galiba o bölgelerde biz çok iyiyiz. Şimdi Türk iş adamı hakikaten risk alabilen, öyle söyleyeyim, risk alabilen. Karı gördüğü zaman veya iş potansiyelini gördüğü zaman oraya çok rahatlıkla gözü kara diyorsunuz gözü değil mi kara aslında? Biraz gidiyoruz ama bunda da başarılı olduğumuz birçok yer var. Ufak tefek kazalar olmuyor mu? Oluyor. İş kazası. Muhabir iş kazaları oluyor. Rusya'yı da iş yapmak zor.
Yani Rusya'da işte orada mağaza açman için Rus partner olması lazım. Orada sıkıntılar oldu geçmiş dönemlerde. Oldu mu mesela? Son dönemde siz etkilendiniz mi bundan sektör olarak ve firma olarak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz doğrudan nihai müşterilerle ve acentalarla çalıştığımız için çok büyük sıkıntımız yok. Ve bir de biz ya Exim kredisi ile çalışıyoruz. Yani açığa çok mal vermemeye çalışıyoruz. Onun için çok büyük bir sıkıntı yaşamadık biz yurt dışında. İçeride de zaten Türkiye'nin belli başlı firmalarıyla çalışıyoruz. Teminat sistemleri var. Onlarla ya ipotek alınıyor ya banka teminat mektubu alınıyor. Onun için Allah'a şükür bugüne kadar böyle bir trafik kazası tabii yaşamadık. Tabii o bence riskin doğru yönetilmesinden de kaynaklanıyor olabilir. O da var. Yani tabii öngörüp onu da bazı şeyleri ediyoruz. Riski doğru yönetmek çok önemli. Tabii bayide çok önemli. Bir kapasitesinin üzerinde mal verdiğiniz takdirde bile bile yani mal satma adına bile bile karşı tarafa zarar verebilirsiniz. Buna çok dikkat etmek lazım. Hedeflerin daha gerçekçi koyulması gerektiği aynen sonucuna öyle varabilir miyiz? Aynen öyle. Aynen ya öyle. Peki yani, Uzak Doğu pazarı efendim. Uzak Doğu pazarında Türkiye şimdi, şansı var mı? Çok fazla var, sektör yani gitti mi Uzak Doğu'ya? Şöyle söyleyeyim. Uzak Doğu'da biz Singapur'a da mal satıyoruz. Çin'e de mal satıyoruz. Yani bu tür Asya, Türkmenistan'a da mal satıyoruz ama buraların daha gelişmeye çok açık yerler. Yani Avustralya'ya mal satıyoruz. Avustralya'ya mal satıyoruz. Nasıl satıyorsunuz? Orada bayiniz mi var yoksa? Bayi var. Orada bir distribütörle çalışıyoruz. Büyük bir okyanus ötesi gidiyorsunuz evet, yani. Evet tabii tabii. Oralara çok rahatla gidilebiliyor. Yani bir tek nakliye farkı kadar artık maliyet farkı oluştu biliyorsunuz şeyde. Ürünlerin maliyetinde çok büyük fark yok. İtalyan kaça üretiyorsa yaklaşık biz de onu üretiyor hale geldik. Şimdi tabii gene satış grup başkanı olduğunuz için tabii piyasaları dediğim gibi dünya piyasalarının da yurt dışı da size bağımlı. Tabii. Bağlı. Şimdi İran pazarı çok büyük bir pazar ve evet, ambargonun kalkmasından sonra özellikle Tiflis bölgesi çok ciddi yeniden yapılanmanın evet oluştuğu İran'ın kuzey bölgesi. Evet. Bu bölge mesela sizin hedefinizde var mı? Şimdi İran tabii yeni bir pazar, gelişen bir pazar. Yalnız şunu da unutmamak lazım. İran'da seramik sektöründe iyi bir oyuncu. Yaklaşık 450 milyon metrekare mal üreten bir firma ve maliyetleri de maalesef bize göre çok uygun. Doğru. Enerji gaz, çok ucuz doğal çünkü neredeyse. Doğalgazın merkezi. Merkezi böyle bir şey. Yalnız işte tasarım eksikliği var ve dijital teknolojiyi falan daha zaman çok kullanmıyorlar. Know-how oraya verilebilir. Evet, know-how ve belli kalitede üst segment ürünlerin pazarı oluşacak orada. Bunun da irtibatlarını kuruyoruz. Tahmin ediyorum Türk seramik sektörü oradan önemli bir pay alacak. Katma değeri yüksek ürünlerle. Peki efendim mesela Biyan Seramik olarak sizi diğerlerinden ayıran en büyük özellik nedir? Ya da siz hangi örneğin bu fuarda göreceğe çıkardığınız evet ürünlerinizi? Farklılık, inovasyon bu sektörde sizin firmanızda ne kadar hakim? Şimdi biz ilklerin firması diyebilirim. Yani yeniliklere açık bir firmayız. 2010 yıllarında, 2009 yıllarında dijital teknoloji yeni yeni başlamıştı. Türkiye'ye duvar seramiklerinde ilk dijital teknolojiyi uygulayan firma biziz. Bunda dijital teknoloji sayesinde de artık ahşapçılara da rakip olduk, mermercilere de rakip olduk. Seramik sektörü o sektörler tarafından ahşap fazla gibi, sevilmiyor. Mermer gibi seramik yapıyorsunuz. Seramik yapıyoruz, evet. Bu dijital teknoloji sayesinde 3 boyutlu dediğimiz derinliği olan kalıplı ürünleri çok geliştirdik bu teknoloji sayesinde. Yoksa eski teknolojide bunları desenleme, boyama imkanınız yoktu. Bu çok önemli. Bozüyük'te yaptığımız yatırım sayesinde de bana göre Avrupa'nın en modern tesislerinden biridir. Çok az kişiyle, yani bir seramik 15 milyon bir seramik fabrikası da 800-900 kişi çalışır. Orada biz 250-300 kişiyle bu üretimi yapar hale geliyoruz. İşte 2 santim ürünleri ilk defa biz ürettik Türkiye'de. 2 santim outdoor dediğimiz ürünleri 1 santimetrekareye 1 ton yük taşıyabilen bir ürün. Bir kolaylığı da bu ürünlerin söküp alıp götürebiliyorsunuz. Bir geçici kiracısınız, iş yeri kurdunuz, şey yaptınız, bunları yapıştırmadan çok rahatlıkla ister zemine döşüyorsunuz, ister aparatları var yükseltilmiş döşeme yaparak kullanabiliyorsunuz. Bittiği zaman kontratınızda bu ürünlerle beraber alıp değiştirme imkanları, bu büyük kolaylık. Türkiye'de bu pazarda gelişiyor ve gelişecek. Yeni yeni tanınıyor bu ürün. Onun dışında Biklifiye dediğimiz seramik sağlık gereçlerinde yeni ürünlerimiz var. Burada da Easy Clean dediğimiz kolay temizlenebilen klozet sistemleri yapıldı.
ayaklı lavabolar, duvara lavabolar, susuz pisuvarlar, su kullanmadan su tasarrufu sağlayan sistemler var. Bunlarla beraber farklı ürünler yapmaya çalışıyoruz. Bunları da müşterilerimize tanıtmaya çalışıyoruz. Peki 2015'i çok kolay geçirmedi Türkiye ama dediğiniz gibi riskleri doğru yöneterek hani belki de ayakta kaldınız ve devam ediyorsunuz üretime ve yatırıma durmaksızın. 2016'da ne hedefliyorsunuz? Şimdi 2015 yılı dediğiniz gibi Türkiye inşaat sektörü fazla büyümedi. %5 civarlarında ya büyüdü ya büyümedi ama biz BN olarak %25 civarında büyüklüğe kavuştuk. Bunda yeni çıkardığımız ürünlerin girmediğimiz niş pazarlar vardı. Biz proje pazarlarına çok girmezdik, outdoor pazarlarına girmezdik. Pazar büyümedi ama biz yoktuk o pazarlarda, o pazarlara girdik, o sayede büyüdük. Bunu da devam ettireceğiz. 2016'ya gelince kentsel dönüşüm çok hızlı gidiyor biliyorsunuz. Yani çevrenize bir bakın, bilmiyorum sizin oturduğunuz yerlerde de her mahallede bir 8-10 tane yıkılıp yapılan... Sürekli büyük kamyonlar sokaklarda dolaşıyor yani, caddelerde. Muzları biz biraz gerçi ondan ama Türkiye'nin böyle bir gerçeği de var. Hem deprem riski açısından önemli bu binalar. Bu aslında ciddi bir pazarın olduğunu gösteriyor. Tabii ki, tabii ki. Yani bu büyük şehirlerde daha da biz bu işin %10'una falan gelmedik. Bir 10 yıl bana göre İstanbul'da kentsel dönüşüm sayesinde inşaat sektörü canlı gidecek diye düşünüyorum. Bizim planlarımızda da yine asgari %15 büyüyebileceğimizi biz tahmin ediyoruz 2016 yılında. Daha yapacak çok iş var diyorsunuz. Valla öyle gözüküyor. Peki bir sloganınız var mı fuarda özellikle vurguladığınız ve izleyicilerle yani paylaşmak istediğiniz? Biz BN'in bu sene 10. yılı. 10 yıl oldu. Genç bir firmayız. Farklı ürünlerle değişik kitlelere hitap etmeye çalışıyoruz. BN'i kullanıcılarla, nihai tüketicilerle özdeşleştirmeye çalışıyoruz. Benim BN'im sloganını kullanmaya çalışıyoruz. Yani BN kullanan insana ait bir marka olsun istiyoruz. Hissetsin onu. Buna çalışıyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben Metin Savcı, BN Seramik Satış Grup Başkanı. Üretim yapmak çok önemli. Özellikle bugün Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şey zaten üretim ve yatırım haberleri olmalı. Türkiye ekonominin rotasından çıkmamalı diye de bir temennide bulunalım. Ağzınıza sağlık, enerjiniz bol olsun. Fuardan bol kazançlar dileyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok memnun oldum. İnşallah hayırlı olur tüm sektörde. İnşallah. Varımız. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Biz reklamlardan sonra devam edeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın. Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da.